Evimize hoş geldiniz. Gitme, kal bizimle. Ağlıyor. Kal bizimle. Çocuk ağlıyor. Allah'ım psikopatım. Kanalımıza ve evimize, karavanımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size şu anda karavanımızın oturma odasından sesleniyoruz. Gördüğünüz gibi masamızın üzerinde de bu delikanlı oturuyor. Şu anda arkadaşlar çubuk kraken yiyoruz. Size daha evvel söylemiştik, karavanımızın size içinin detaylı bir videosunu yapacağız diye. Bugün o videoyu yapacağız. Detaylı bir şekilde size çekip ve anlatacağız. Evet. Şimdi burayı size önce buradan başlamak istedik. Burası aracımızın üzerindeki arkovandaki yatağımız arkadaşlar. Burada iki kişi rahat rahat yatabilecek kadar bir alanımız var. İsterse çocuklar da yatabilir. Gayet büyük bir alanımız var. Şimdi tabii gerek olmadığı için burayı depolama alanı olarak kullanıyoruz. Burası zaten aracın iç kokpiti. Biraz dağınık, kusura bakmayın, yoldan geldiğimiz için böyle toparlamaya vaktim olmadı. Burada aradan geçiş kapımız bu. Bu şekilde kapatıyoruz bunu yolculuk yaparken. Genelde burayı kapalı tutuyoruz. Bu şekilde kapanıyor. Bu bizim masamız. Hem yemek yediğimiz. Genelde zaten sıcak havada içeride pek yemek yediğimiz yok. Dışarıda yapıyoruz o işleri ama hava fırtınalı, soğuk ya da olduğu zaman içeride yemek yediğimiz masamız. 6 kişilik bir masamız var burada. Arabamızın. Bu masa aynı zamanda hareketli. Şu şekilde hemen göstereyim. Bu atlarında gevşetilen bir noktası var. Önce gevşetiyorsunuz. Sonra bu şekilde aşağı iniyor. Ve burası 3 kişi de yatabilir. 2 ebeveyn, 1 çocuk. 2 kişi de çok rahat, geniş, çift kişilik yatak haline dönüşüyor. Ve bu şekilde odaya dönüşüyor. Burada da... Koy istersen, koy. Şeyleri de koy, evet. Yastıklarını da koy. Şöyle hemen göstereyim. Çok pratik bir şekilde. Hemen şurada bir yastığımız var. Bunu alıyoruz. Şuraya yerleştiriyoruz. Burada böyle bir yastığımız var. Bunu da böyle alıyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Onu da buraya yerleştiriyoruz. Kocaman bir yatağımız oluyor. Kocaman bir yatak oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi devasa. İki kişilikten bile büyük, kocaman bir yatağa dönüşüyor. Burada da bir alanımız var, bunu evet. Anlat. Burası bizim kombimizin peteğinin olduğu yer. Bunların altında da depolama alanları var. Koltukların altında kocaman depolama alanlarımız var. Üstünde de depolama alanlarımız var. Çekmecelerimizi de anlat. Yani şey, emniyet yerlerine. Şu şekilde basıyorsunuz, bırakıyorsunuz, açılıyor. Böyle ergonomik. Kocaman alanlarımız var. Biz burada çarşafımızı, işte yastığımızı tutuyoruz. Tutuyoruz. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Değişiyor. Çünkü kullanıyoruz biz burayı. Evet, kullanıyoruz. Çocuklar yatıyor. Çocuklar yatıyorlar. Burası bu şekilde. Çift taraflı camı var karşılıklı. Açıldığı zaman burası gayet serin, böyle efil efil oluyor. Onların da şu şekilde kilitleri evet, var. Bir kilitleri de var. Şöyle şunu gösterebilir misin? Yolculuk, açabilir misin kancaları? Yolculuk yaparken sağa sola camlar vurmasın diye bu şekilde açık gitmek istersek eğer şu şekilde kancaları var. Takıyoruz ve bunlar sabitleniyor. Yer değişelim. Şu şekilde oluyor. Kapatmak istediğiniz anda bu şekilde kancasından çıkarıp
kilitleniyor ya da vasitas konumuna gelebiliyor. Buraya sabit gördüğünüz evet, gibi. Evet, onlar sabit. Kancalar. Kancalar. Tak istersen. Şimdi kancasını takalım tekrar. Hareket halindeyken vurmasın diye. Böyle bir şeyimiz var. Burası hem oturma odası, hem yemek odası, hem de ekstra yatak odası olarak evet. kullanılıyor. Burada mutfağımız başlıyor. Burada da bir fanımız var. Burada bir dörtlü ocağımız var arkadaşlar, yemek pişirdiğimiz. Burada şöyle su arıtmamız var. Biz tamamen suyumuzu buradan içiyoruz. Şöyle açabilirim. Göster, arıtmanın deposunu da göster. Yani altta. Çok kaliteli bir su arıtmamız var. Şöyle arıtmamızın deposu ve filtreleri de bu tarafta olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Burada bir gene fırınımızın altında bizim bulaşıklarımızı yıkadığımız bir bulaşık makinemiz var. Şu şekilde arkadaşlar. Temiz şu an. Temiz, yıkanmış vaziyette şu anda da zaten. Onun altında gene bir çekmecemiz var, depolama alanı. Burada gene bir çekmecemiz var. Ergonomik olarak yapılmış. Burada alt tarafı komple depolama alanı. Ve üst tarafı da aynı şekilde depolama alanı. İşte bizim de depoladığımız eşyalarımız, yiyeceklerimiz. Bu tarafı göster. Bardaklar nasıl burada duruyor? Şöyle bas çek tabii. Yine kilitli. Bardaklarımız var. Tabaklarımız, kaselerimiz hepsi burada mevcut. Burada evimizi, daha doğrusu kararımızı ısıtan kombimiz var. Ve hem sıcak suyumuzu sağlıyor, hem de karavanın ısınmasını sağlıyor. Burada yine bir depolama alanı var altında, yine kullandığımız. Burada işte kettle'ımız var, lavabomuz var, kahve makinemiz var. Burada yine mutfağımıza ait yine çekmecelerde tabaklarımız var. Altta yine malzemelerimiz var. Bardaklıkları göster, orada bardaklık da var. Şöyle evet. yerleri hazır ayrılmış Hı-hı. bardaklarımız, çay takımlarımız var. Bu şekilde gidiyor. Bu giderken nasıl kapanıyor? Bu giderken bunun bir kilit sistemi var. Bir tane burada metali var. Şu şekilde. Evet. Arkadaşlar bir kilitleme sistemi var. Basit bir sistem. Şöyle önüne geçiyor, takılıyor. Alttan da vidalanıyor. Alttan da vidalıyoruz bu şekilde. Duruyor. Tabii çekmeceler tamamen kapanmış oluyor. Ve problem çıkmıyor. Unutmamanız lazım. Evet, unutulmayacak. Tabii toplanırken ve yerleşirken hep böyle bir kurallarımız var. Onu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım. Kitlerimiz, dolabımızın kilidi, işte çekmecemizin kilidi hareket etmeden önce yapılması gereken işler var. Bu gördüğünüz bizim işte karavanımızın en ünlü parçalarından bir tanesi şöminemiz. Gördüğünüz gibi bir evdeki büyüklükte bir şömineye sahibiz. Kışları bunu yakıyoruz ve gayet keyif alıyoruz. Şöyle açayım. Hani bazı arkadaşlar acaba yapma mıdır? İşte hani kullanılmıyor mudur? Gördüğünüz gibi hatta külleri de içinde duruyor. Odunlu, odunla yanan bir şömineye sahibiz arkadaşlar. Onu da kapatayım şu şekilde. Şömineyi de kapattıktan sonra buradan devam edelim. Bacası. Burası evet bacası. Burası içeriye sıcaklığı verdiği nokta. Öbür taraftan da dumanı dışarı çıkıyor. Her yer değerlenmiş. Şu yan dolabı da evet. göster. Küçücük alan bile dolap. Her alanı değerlendirdik. Her mesafe, her milimetrik boşluk. Hepsini işte dolap. Şuraya ayakkabılarımızı koyuyoruz evet, genelde. Şurayı ayakkabılık yaptık. Burada evet. ayakkabılar var. Ivır zıvır malzemeler var. İşte burası kapı girişi zaten. Askılarımız var kapının arkasında. Askılarımız var. İşte orada da zaten askılarda bir sürü ıvır zıvır asılı. Şu an yaşam alanındayız aşkım. Yaşıyoruz. Evet. Çok karanlık oldu. İyi mi? Şöyle iyi mi? Burada da aracımızın elektriksel durumlarını kumanda ettiğimiz kumanda merkezi var. Her şeyi buradan takip ediyoruz. Aracımızdaki elektrikle ilgili olan açılması, kapanması gereken şeyler, düğmeler, şarteller gibi şeyleri buradan hallediyoruz. Böyle devam ettiğimizde burada mutfağımızın devamı var. Burada bir ankastre fırınımız var arkadaşlar. Nihan Hanım bunda pasta, börek, kek, işte ne isterse yapabiliyor. Arasında çocuklara pizza yapıyoruz. Onlar da seviyorlar. Burası bizim mikrodalga yerimiz ama şu anda mikrodalgamız yok. Arıza yaptı tamirde.
Depolama alanı şu an. Şu anda depolama alanı kullanıyoruz. Üstü de depolama alanı. Altı da mutfağın kileri. Yani burası iki tarafta kiler olarak kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Buralar bizim kilerlerimiz. İşte yiyeceğimiz, içeceğimiz, depoladığımız yerler. Çek baslı. Çek baslı. Açılmıyor. Evet, açılmıyor. Bu bizim işte buzdolabımız. Şöyle açayım. Normal boyutlarda evlerde kullanılan tipe yakın bir buzdolabı. Bir karavana göre çok büyük bir buzdolabı tabii. Şimdi devam edelim. O taktığın şey çok önemli. Evet. Bu taktığım şey bizim hayatımızı kurtarıyor. Bu kilit araba yolda giderken buzdolabının kapağının açılmamasını sağlıyor. Evet. Şimdi banyoya geçiyoruz. Size banyomuzu tanıtacağız. Ben size biraz önce ışık yapayım şöyle. Evet. Şu anda banyomuzun içindeyiz arkadaşlar. Tabii bizim banyo ve tuvaletimiz normal karavanlara göre çok 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 büyük. Normal 1+1 bir evde ki banyolar kadar bir banyo ve tuvaletimiz var. Burada bir tuvalet. Normal bir tuvalet işte. Geberit gideri var buradan. Suyu bastı mı gidiyor. Burada küçük bir lavabomuz var. Güzel, şirin bir lavabo. Ben çok seviyorum kendisini. Gayet hoşuma gidiyor. Altı yine depolama alanı. Evet, altı komple kapaklı depolama alanı. Böyle üstü de aynı şekilde. Betan köşe. Ediyoruz. Evet, Nihan Hanım artık buradan sonra da size tanıtsın. Nihan Hanım tanıtsın ama çocuklar yatağa dağıttılar. Dağıtsınlar. Gelin artık. Yapacak bir şey yok. Bizim artık en doğal halimiz. Artık doğal doğal. Bizim çocuklarımız var çünkü. Doğal doğal gelin. Bizi affetsinler. Bakın şu anda hatta yatağın içinde cebelleşiyorlar. Evet, evet, kızdırma yok. Kızdırma yok. Ben nereden yok? Evet. Şimdi gördüğünüz gibi yatak odasının büyüklüğünü az çok anlamışsınızdır. Bir anne, iki çocuk şu anda içindeyiz. Ben de giriyorum hatta. Bakın şöyle. Dur bakalım. Şu şekilde şöyle yapayım. Bir klimamız var arkadaşlar. Gel bak şöyle göstereyim. Camlarımız açık. Bu şekilde depolama gardıroplarımız var. Evet, depolama alanımız var. Ve yine çek baslı. Çek baslı. Bu cibinlik içinde. Evet. Bu normalde. Öyleydi ama koptu. Bizim çocuklar ben halletti. Sen bebeği al. Ver bakalım. Evet arkadaşlar, biz de o şartlar altında biraz çalışıyoruz. Evet, yapacak bir şey yok. Ama işte size göstermek için. Evet. Şimdi bu arkamda gardırop, bir kısım bir kısım diğer köşede, bir kısım diğer köşede. Dört köşeyi de uzun gardırop olarak değerlendirdik. Hadicim. Önümde duran iki sağ ve soldaki gardıroplar uzun eşyalar için tasarlanmış gardıroplar. Uzun çünkü de. Yatak başlarında aynı zamanda komodinleri, yani komodin olarak da kullanılması için gardırobu bölüp ikiye dolapları ayırdık. Alt kısımlarındaki boşluklarda da komodin görevi görüyor. Bizim eşyalarımızı yatarken koyduğumuz kitabımızı, gözlüğümüzü, ne bileyim işte telefonumuzu. Spotlarımızı aç oradan. Burada böyle kitap okurken kullandığımız ayrı ayrı baş ucu ışıkları ve spotlarımız var. Tam karşıda klimamız var. Yatak odasında yatarken daha rahat etmek için. 9000'lik Vestel bir klimamız var. Onu kullanıyoruz. Hemen arkasında Nihan Hanım'ın hemen arka tarafında kalan bir kısımda. Ver bana istersen, ben çekeyim orayı da, ya da çek. Hemen arka kısımda şurada televizyon yerimiz var arkadaşlar. Ama televizyonumuz yok çünkü televizyon arıza yapmıştı, onu tamirde bıraktık. Burada bu şekilde kalorifer peteklerimiz var. Evet. Bu da diğer odadaki kalorifer peteğimiz. Burada kitaplarımızı koyduğumuz gene alanlarımız var. Çocukların eşyalarından gene koyduğumuz yerler var.
şu şekilde bu gardıroplar da aynı şekilde böyle kocaman 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 şeyleri alıyor. Ki benim eşyalarımı alıyor. Bunlar bayağı bir büyükler. Ben büyük olduğum için. Rahat rahat yetiyor yani bize. Yatağımızın altı depolama. Evet. Yatağımızın altı en büyük depolamalarımızdan bir tanesi. Çoğu şey alıyor. 6 kişilik bahçe takımlarını falan koyuyoruz içine. O kadar büyük. Şu an işte yatak odamızda bu şekilde kullandığımız bir alan. Gayet keyifli. Ha, rengi, koyu renk. Renginin koyuluğu zevk meselesidir. Bunu gene açık ve net söylüyorum. Başka yapacak olan arkadaşlar bunu açık renkle de yapabilir. Ama ben bu koyu rengin otantikliğini seviyorum. Çünkü çok güzel duruyor. Bir de konsept. Evet, gemi konsepti. Gemi konsepti olduğu için bu rengi tercih ettim. Ve bu renk de güzel. Benim hoşuma gidiyor yani. Çıkalım. Çıkalım. Bakın yatak odasından çıktık. Ben de açık. Hemen burada buzdolabımız. O da giydirmeli. Yanında fırınımız. Kilerlerimiz. Hemen burada gördüğünüz gibi banyomuz. Yürüdük. Ve neredeyiz? Mutfağımızda ve oturma odamızdayız. İstersen topla artık. Evet, topluyorum. Attım ben seni. Attım seni. Seni attım seni. Serdar Bey topluyor şimdi. Seni attım seni yaramaz. Yaramaz. Attım ben seni yaramaz. Dur 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 bakalım. Herhalde unuttuğumuz başka bir şey kalmadı. Bence de kalmamıştır. Kış tatillerimizde de bu şömineyi aktif bir şekilde kullanacağız. Siz de bizimle beraber geleceksiniz zaten. Evet, öyle bir videomuz da olacak. Bu karavanda şömine var deyip kafasını yakıp onu yakıp ve karşısında sizin için çekeceğiz yani.